Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün İzmir için bakayım 1 derece. Gerçekten soğuk bir gün ve kar yağdı sabah. Ama tabii size çok fazla bembeyaz, daha doğrusu hiçbir yer bembeyaz olmadı ama bizi İzmirlileri 10 senede bir kar gören millet olarak sevindirdi. Bugün böyle bir vlog tadında bir video hazırladım sizler için. Özellikle evinde bisiklet atölyesi kurmak isteyen, bisiklet köşesi kurup hangi aletleri alalım, kendi tamiratımızı kendimiz yapalım diyen arkadaşlar için rehber niteliğinde bir video olacak bu. Şimdi hafiften Bornova'ya doğru yollanıp Seçkin'in yanına gidiyoruz. Bakalım evde atölye kurmak isteyenler hangi aletleri alması gerekiyormuş. Seçkin buraya bayağı bir bisikletçi dükkanı açmış evin içine. Şimdi Seçkin kim? Seçkin kimsin? Ben seni tanıyorum yani turlarda falan sürekli beraberiz, sürekli görüşüyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim ben sana, bisiklete nereden başladın? Yani bu atölye aşkı nereden geldi, bisiklet aşkı nereden doğdu sende? Valla abi bundan bir 3 sene önce zaten her çocuğun olduğu gibi bisikleti vardır. Benim de vardı, çok küçükken dedem almıştı. O şekilde başlayan bir maceram oldu. Bisiklet karne hediyesi miydi bisiklet? Aynen. Düşe kalka. Pek iyi bir karnem olmasa da yine bir şekilde almışlardı. O şekilde başladı. Sonra bundan bir 3 sene önce falan bir arkadaşımla tanıştım. Bir şekilde Ankara'da yaşıyordum o zamanlar. Ankara'dan Didim'e bir tur yapmaya karar verdik bir anda. Bir aylık bir süre zarfı içerisinde gerçekleştirdik bunu. O şekilde başladı yani. O turu gerçekleştikten sonra 5 gün sürdü. Turdan zehri aldım diyorsun. Evet, o turdan zehri aldım. 5 gün sürdü o tur. Ankara'dan Didim'e kadar 5 günde geldiniz. Evet. Peki bisiklet neydi? O yani zamanlar... Bunu niye soruyorum? Çünkü tur bisikleti bana sürekli herkes soruyor. İşte tur bisikletinde o mu olsun, bu mu olsun, şöyle mi olsun? Neyle geldiniz? O önemli. O kadar vasat bir bisikletti ki yani... işte ilk alınan bisikletlerinden bir tanesi... Yani şöyle ben Seçkin'in o bisikletini biliyorum. Bana daha önce resmini de gösterdi. Bildiğiniz hani market bisikleti dediğimiz bisikletlerden çıkamadı. Evet. Sonra Bianchi'ydi değil mi? Evet, evet. Onunla Ankara'dan İki arkadaş çıkıyorlar. Ve çelik bir kadrosu vardı. Çelik kadro yaklaşık 30-40 kilo. Yani çok yüklü bir... Peki çok zorlandın mı? Yani bisikletin ağırlığından ötürü ve daha önceden bir tecrübem olduğu için biraz zorlandım tabii. Ya bunu niye soruyorum? Yani arkadaşlar bakın kafayı koyduktan sonra çelik bisikletle de tur yapılabiliyor. Yani tur bisikleti artık sizin tamamen kendinize kalmış bir şey. Peki Seçkin, neden evde atölye kurmayı düşündün? Yani tamam meraklısın, ben bunu biliyorum. Evet. Ama abone arkadaşlara neden atölye kurduğunu anlatabilir misin bana? Ya öncelikle şunu söyleyeyim, bisikletçi ustalarına karşı herhangi bir şey olsun diye kurmadım tabii bunu. Ekmek yeri oynamak istemeyiz tabii ki. Ama işte bu bisiklete olan ilgimden, merakımdan ötürü kendi bakımımı, kendi tamiratımı kendim yapmak için böyle bir atölye kurmak istedim. Senden de yardımını alarak tarafsız olarak sorayım. Böyle bir atölye kurmak isteseler. Evet. Herkes yani aşağı yukarı şu anda birazdan atölyeyi tanıtacağız. Evde kendi tamiratınızı yapabileceğiniz kadar malzeme var burada. Böyle bir atölyenin maliyeti kurmak isteyenler için kaç paraya mal oluyor? Ya bu tabii kişinin isteğine alacağı parçanın kalitesinden şeyine göre değişiyor ama yaklaşık 1000 lira civarında bir bütçe ayırarak çok rahat kurulabilecek bir atölye. İşte ben bu masayı daha derli toplu olsun diye yaptırdım. Masa yani, güzel. Masa çok güzel. Evet, çok güzel bir işçiliği var. Güzel bir yere yaptırdım. Çok da pahalı bir şey değil. Ne kadardı? Yaklaşık 250-300 lira civarı bir şeydi. Geriye kalan da işte birçok malzemeye gitti. O şekilde... 500-600 lira da malzemeye gitti. Evet, evet. Yani evinizde bir atölye kurmayı karar verdiğiniz arkadaşlar masayla beraber böyle bir şey yapmaya kalktığınızda ortalama 1000 lira gibi. 1000 lira yani bin lira bu daha da çok çıkıyor. Olabilir, daha da az olabilir, değişebilir kişinin. Yani bunu eğer kendi merakınız varsa siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber birlikte Seçkin'in atölyesinde hangi aletler varmış tek tek tanıyalım. Şimdi atölyede neler var? Atölyesinde Seçkin'in basit, çok karmaşık
aletler yok. Evinizde kendiniz işte ruble sökme anahtarıdır, kolay yapabileceğiniz bakımlar için gerekli aletlerin hepsini aldı seçkin. Sırayla anlatmaya başlayacak olursak seçkin o taraftan başlayalım istersen abi. Evet, bu XLC'nin kullanmış olduğum Holotech sökme anahtarı. Onun yanında ruble evet, sökme anahtarları. Evet, iki anahtar da ruble için kullandığım anahtarlar. Hemen yanındaki ne evet, var orada? Missing link sökme anahtarı. Evet, özellikle KMC kullanan Missing Link'li, yani akıllı bağlantılı zincir kullanan arkadaşların vazgeçilmezlerinden biri. Ama onun yanında böyle alingirli bir şey daha var ya. Alingirli alet ne? Bu akıllı bir anahtar. Birçok somut olarak evet kendi uyum sağlayarak açıp kapatabiliyoruz onunla. Onun yanında zincir sökme aparatını görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da bu neydi? Zincir ölçme aletimiz. Ha, otur oğlum, aferin. Evet, KVC'nin. Bu Brooks Sele kullandığım için onun germe anahtarı olarak geçiyor. Kendi içinden çıktığı için. En çok ilgimi çeken burada şuradaki Ice Tools'un. Bunlardan bende de yok. Bunlardan alacağım ben de. Ice Tools'un açık ağızlı anahtarları 19'dan 13'e kadar her yerde kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde benim dikkatimi çeken en önemli şeylerden biri kablo kesme. Kablo keserken arkadaşlar kablolar genelde vites telleri dağılıyor. O yüzden mutlaka her atölyede bulunması gereken bir kablo kesme aleti var. Onun dışında neler var? Evet, burada Koçtaş'tan almış olduğum bir Allen seti var. Çok güzel, kullanışlı bir Allen seti. Evet, güzel bir Allen seti. Güzel bir Allen seti. Orada daha neler var? Seçkin kitlendi. Evet. Koçtaş'tan aldığı Allen seti var. Aynı Allen setini ben de kullanıyorum. Çok memnunum. Ayrıca ayarlı İngiliz anahtarı. Şu da çok önemli aletlerden bir tanesi. Takos tokmak. Özellikle yumuşak uçlu tokmak alet, bisiklet üzerindeki komponentleri sökerken en çok kullandığım aletlerden bir tanesi. Onun haricinde neler varmış bir bakalım. İşte gördüğünüz gibi Allen anahtarları, İngiliz, özür dilerim, yıldız uçlu, Philips diye de geçiyor bunlar yurt dışında. Çeşitli tornavidalar, penseler, karga burun, hepsi burada mevcut. Üst tarafta neler var? Esas aletler üst tarafta. Aslında üç tarafa geçmeden önce şunu da söylemek isterim ben. Ha evet. Teleskopik mıknatıs olarak geçiyor bu. Monopod gibi bir aleti var seçkin. Evet. Şu ne işe yarıyor? Bu ucu mıknatıslı. Evet. Mıknatıslı. Bu teleskopik mıknatıs olarak geçiyor. Bunu da Koçtaş'tan almıştım. Çok hoşuma gitti ve kullanışlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu ön ve arka göbeklerin içindeki bilyeleri çok rahatlıkla evet, içine sokup toplayarak. Bu 20 liraya almıştım. 20 liraya özellikle vardı. Göbek söküyorsanız içindeki bilyalı rulmanlı değil de bilyalı göbek genelde bilyalı oluyor zaten bisikletlerin birçoğu. Orada çok işinize yarayacak bir alet daha var. Başka neler var? Üst tarafa geçtiğimizde Makof'un bir temizleme sıvısını görüyorum burada. Pringles'ın içinde kilitli cırcırlardan var. Seçkin ne kullanıyormuş? Makof'un yine aynı şekilde seramik yağlayıcısını kullanıyor. Burada senin verdiğin outdoor ilk yardım ve bakım kiti var abi. Evet, onlar önerilerde gelen videoda evet. Bir tanesini seçkin hediye etmiştim. Bir tanesini de çekilişle sizlerden birine hediye ettim. Orada elektrik bantlarını görüyorum. Elektrik bantlarını da fazlasıyla en çok kullanılan aletlerden biri. Gracian Shimano. Evet. Olmazsa olmazlardan biri 40 var. Yanında yine Shimano'nun bir zincir yağı var. Onun yanında bakıyorum. Genel temizleme spreyi evet. Görüntüm temizlik için. Aksiyon kamerası var. Evet. Geçen gün çok önemli. O çok önemli bir alet. Onunla ilgili ben ne diyeceğim? Geçen gün bizim hani gruptan gönderdiğimiz 144 vardı. Evet. Önde gelen salça olan kafasını arkadaş şeyi bağlamış. Evet. Bildiğin SLR makine bağlamış aksiyon kamerası olarak. Lastikle, don lastiğiyle bağlanan bir kamera olarak gördük biz onu. Ama bunu kullanmasını tercih ediyoruz. Hem küçük, kompakt bir makine. Hem de kullanış olarak çok daha... Çok da pahalı bir şey evet, değil yani alınabilecek. Çok zaten daha mantıklı bir ürün. Atölyede hangi aletleri aldığından, neler kullandığından bahsettik ama benim kafama takılan atölyeyi muhtemelen sadece Sedona için yapmadın. Yani tek bir bisiklet için bu kadar alete para verdiğini düşünmüyorum. Peki, bu atölyeyi niçin yaptın? Esas konumuza fasulyenin faydalarına dönelim. Evet. Canyon markalı. Canyon mu? Yani
dışarıda canyon, bizde kimi kanyon. Kimi yerde kanyon deniyor, kimi yerde canyon deniyor. İkisini de diyebilirsiniz. Hatta kamyona kadar yolu kamyona var. Kamyona kadar yolu var değil mi? As-900 bız bız kamyonlar gibi. Neden kanyon? Onu sorayım ben sana. Yani ben senin kanyon furyanı, kanyon takıntın olduğunu biliyorum. Evet, yani çok uzun zamandan beri, bundan 3-4 sene önceye kadar bile baktığım oluyordu. Bundan önce bir Salcano XRS030 Apex modeli bisikletim vardı. Onu da sattım. Yani onunla başlayan bir yol bisikleti hayranlığım vardı ve bunu bir şekilde yükseltmek istiyordum. Araştırma yaparken de kanyonla. Peki kanyonu mesela şimdi ben benim Fuji ile olan bağımı biliyorsun. Fuji markasına karşı özel bir ilgim var. Kanyonun diğer bisikletler, mesela Fuji'de Transonic var veya ne bileyim Specialized S-Version Tarmac diye harika bir modeli var veya Lapierre'in Air kodu var. Neden kanyon? Niye kanyon? Özelliği nedir kanyonun? Yani hem markasal açıdan çok iyi bir marka, hem de kadro boyutları, keskinliği çok hoşuma gidiyor. Ultimate kadroları biliyorsundur abi. Bilmeyecek gibi değil, evet. Görülmeyecek gibi bir renk olarak çok güzel renkler kullanılıyor. Zaten üzerindeki komponentler de üst düzey komponentler kullanılıyor. Ve fiyat olarak Avrupa'daki hatta dünyadaki birçok markaya göre çok uygun tutuluyor fiyatlar. Çünkü bunu araştırmıştık zaten. Distribütörü yok dünya çapında. Yani sadece fabrika satış olarak, yani siparişiniz veriyorsunuz, ona göre fabrikada hazırlanıp direkt size kargo alınıyor. Bu şekilde olduğu için araya bir komisyoncu girmiyor ve bu yüzden de fiyatlar çok uygun tutuluyor. Zaten bizim şöyle de bir olayımız var. Muhtemelen herhalde Mart, Nisan gibi seçkin kanyon alın diye düşünüyor. Kanyonun fabrikasına satış yerine Almanya'ya belki beraber gidip orada da bir video çekeceğiz gibi bir planımız var. Belki inşallah öyle bir şey yapacağız. Çok güzel bir an olacağını, güzel şeyler çıkacağını inanıyorum. Evet, sağlam videolar çıkacağız. Şu anda heyecanlanıyorum. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi siz de kendi evinizde belli başlı aletleri alarak bunları işte size tanıtmaya çalıştık. Seçkin kendi evinde oluşturdu. Siz de kendi aletlerinizi alarak kendi evinizde böyle ufak bir atölye kurabilirsiniz. Dediğim gibi aşağı yukarı kapsamlı başlangıç seviyesi bir atölye kurmanın maliyeti aşağı yukarı masasıyla beraber 1000 liraya, masası yoksa 500-600 lira gibi fiyatlara denk geliyor. Önümüzdeki hafta yine başka bir konuda beraber olacağız. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Abone olun. Aşağıya like atın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.